Arkadaşlar, şimdi konumuz kütle çekim kuvveti ve Kepler yasaları olacak. Öncelikli olarak Kepler yasalarından bahsedelim. Kepler gezegenlerin Güneş etrafındaki hareketini 3 kanunla açıklamıştır. Bunlardan birincisi arkadaşlar, yörüngeler kanunu'dur. Her gezegen, odaklarından birinde Güneş bulunan eliptik yörüngelerde hareket ediyordur diyebiliriz. Yani odaklarından birisinin mutlaka bu gezegenler için Güneş olması gerektiğini söyleyebiliyoruz. İki alanlar kanunu güneşten gezegenlere çizilen konum vektörleri eşit zaman aralıklarında eşit miktarda alan taradıklarını söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Yani şuradaki S1 alanı ile şuradaki S2 alanının birbirine eşit olduğunu söyleyebiliyoruz. Eşit zaman aralıklarında taranan alanların birbirine eşit olduğunu söyledik. Peki dikkat edersek şuradaki yay değerimiz V2 hızının taradığı yay değeri V1 hızıyla taradığımız yay değerinden daha büyük. O zaman şunu söyleyebilirsin. aynı zamanda daha büyük bir yayı tarayabilmen için buradaki V2 hızımızın daha büyük olması gerektiğini söyleyebiliriz. V2 hızı büyüktür v 1'dir diyebilirim. Yani güneşe yaklaştıkça çizgisel hızımızın arttığını söyleyebiliyoruz. Aynı zamanda açısal hızımızı düşünürsek burada taradığımız açıya Alfa burada taradığımız açıya da teta kadar diyelim. Ve arkadaşlar teta büyüktür alfa kadardır diyebiliyoruz. Peki açısal hız bizim için neydi? Birim sürede taranan açı miktarıydı. Geçen süreler birbirine eşit ise açı büyüdükçe o noktadaki açısal hızlarında büyüdüğünü söyleyebiliriz. Yani omega 2 büyüktür omega 1'dir diyebiliyoruz. Peki 3 numara periyotlar kanunu bir gezegenin güneşe olan ortalama uzaklığının küpünün Periyodun karesine oranı daima sabittir. Yani şunu diyebiliyoruz artık. Burada ortalama uzaklığı R ile göstereceğiz. R küp bölü T kare her zaman bize bir sabit sayısal değeri verecek. Peki burada iki gezegen için bunları eşitleyecek olursak R1'in küpü bölü T1'in karesi eşittir R2'nin küpü bölü T2'nin karesidir diyebiliriz. Peki bu ortalama yarı çapı biz nasıl bulacağız? Ortalama uzaklık olan ortalama yarı çap değerinde yazarken diyorum ki r ortalama eşittir r maksimum artı r minimum bölü 2'dir diyebiliyoruz. Yani buradaki uzaklık değerlerinin aritmetik ortalaması olarak da düşünebiliriz. Bir gezegenin çevresinde dairesel yörüngede dolanan özdeş 2 uydunun Gezegen merkezine olan uzaklıklar oranı 4 olduğuna göre periyotlar oranı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. R1 eşittir bizim için R kadar olsun. R2 dediğimiz değer için ise 4R kadardır diyecek olursak. Peki neydi bizim formülümüz? R1'in küpü bölü T1'in karesi eşittir R2'nin küpü bölü T2'nin karesiydi. Yerine yazıyorum R küp bölü T1'in karesi eşittir 4 tane R'nin küpü bölü T2'nin karesidir dedik. E peki buradan R küp bölü T1'in karesi eşittir. 4'ü biz aynı zamanda 2 üzeri 2 olarak da yazabiliriz. Artık buradan ne gelecektir? 2 üzeri 6 çarpı R küp bölü T2'nin karesi. R küpleri sadeleştiriyoruz. T1'in karesi bölü T2'nin karesi eşittir 1 bölü 2 üzeri 6 olarak çıkar. Her iki tarafın karekökünü alırsak t1 bölü t2 eşittir 1 bölü 2 üzeri 3'tür. 2 üzeri 3 yerine de 8 yazabiliyorsak t1 bölü t2'nin 1 bölü 8'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Güneş etrafında dolanan bir uydunun A'dan B'ye gelme süresi T1, C'den D'ye gelme süresi de T2'dir. A1 alanları ile A2 alanları birbirine eşitmiş. İfadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur denilmiş? Uydunun A'daki hızı C'deki hızına eşittir denilmiş. Şimdi A'daki noktanın Güneş'e olan uzaklığıyla C'deki noktanın Güneş'e olan uzaklıkları arasındaki mesafeleri bilmediğimiz için kesin bir yorum yapamayız. Çünkü biz demiştik ki Güneş'e yakın olan noktalarda hız değerimiz daha büyüktü. O zaman bunun için kesin bir ifadeden bahsedemeyeceğiz arkadaşlar. Uydunun A'dan B'ye gelme süresi C'den D'ye gelme süresine eşittir. E taranılan alanlar eğer birbirine eşitse eşit zamanda eşit miktarda alan tarayabiliyorduk. A1 eşittir A2 ise o zaman T1 eşittir T2 olmak zorundadır diyebiliriz. O zaman bu bizim için kesinlikle doğru. Uydunun açısal hızı sabittir denilmiş. Uydunun açısal hızı için sabittir diyemiyorum. Olabilir mi? Olabilir. Ama buradaki yörüngenin korunması gerekecektir o zaman. Yani yarı çap değerinin sabit kalması gerekir. Ama yarı çapın sabit olup olmadığını bilemediğimiz için özellikle eliptik bir yörüngede bundan bahsedemeyiz. O yüzden buna da doğrudur diyemiyoruz arkadaşlar. Dünya etrafında dolanan iki uydunun hızları ve dünyadaki uzaklıkları şekilde gibi verilmiştir. Uyduların dolanım periyotları T1 bölü T2 oranı kaçtır diye sorulmuş. Öncelikli olarak ne diyorduk? R1'in küpü bölü T1'in karesi eşittir R2'nin küpü bölü T2'nin karesidir diyebiliriz. E buradan ne gelecek? R küp bölü T1'in karesi. Eşittir 9R'nin küpü. 9'u biz aynı zamanda 3 üzeri 2R'nin 3. kuvveti olarak yazsak. T2'nin karesi olarak da aşağı yazıyorum. Peki buradan arkadaşlar ne gelecektir? R küp bölü T1'in karesi. Eşittir 3 üzeri 6 çarpı R küp bölü T2'nin karesidir dedim. R küpler birbirini götürecek. T1'in karesi bölü T2'nin karesi eşittir 1 bölü 3 üzeri 6 ise her iki tarafın kare kökünü alıyoruz. T1 bölü T2 eşittir 1 bölü 3 üzeri 3 yani oran değerimizin 1 bölü 27'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Güneş etrafında eliptik bir yörüngede dolanan gezegenin yarıçap vektörünün taradığı alanlar arasındaki ilişki A1 eşittir, A2 o da eşittir, A3'tür denilmiş. Demek ki arkadaşlar burada geçen süreler birbirine eşit. Şuraya T1, buraya T2 ve burada geçen sürede T3 dediğimizi kabul edersek T1 eşittir, T2 o da eşittir, T3'tür diyebiliyorum. Buna göre bu alanlar arasında gezegenin ortalama açısal hızları omega1, omega2, omega3 arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar gezegene yaklaştıkça yani Güneşe yaklaştıkça açısal hızımız da büyüyecekti. O zaman şunu diyebilirim. R minimumun oluştuğu noktada omega1 değeri en büyük değeri alacaktır. Maksimum uzaklıkta ise açısal hızın en küçük olduğunu söyleyebiliriz. O zaman Omega 3 değeri de en küçük değeri alacak ise omega 1 büyüktür omega 2'den o da büyüktür omega 3'tendir diyebiliyoruz. Güneş etrafında dönen bir gezegenin yörüngesi üzerinde bulunan ABC noktalarındaki çizgisel hızların büyüklükleri V1, V2, V3'tür. Buna göre V1, V2, V3 arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar güneşe yaklaştıkça çizgisel hızımız büyüyecekti. O zaman ne diyebilirim? V1 büyüktür V2'den. O da büyüktür ve 3'tendir diyebiliyoruz.